Frekans Merkezi'ne devam ediyoruz. İrfan Donat'la birlikte biz Avrupa Birliği'nde serbest dolaşamıyoruz. Ama ya tarım ürünlerimiz nasıl dolaşacaklar? Ya da Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması eğer ileri düzeye taşınabilirse nasıl taşınır onu da konuşacağız. Eğer taşınabilirse tarım ürünleri için bu ne anlam ifade eder onu da İrfan Donat'la birlikte konuşacağız. Hoş geldin İrfan. Hoş bulduk Mine. Biz ne zaman dolaşırız Avrupa Birliği'nde? Tarım ürünleri bizden önce mi dolaşır acaba? Aslında dolaşıyor. Bizden önce dolaşmaya başladı birçok ürün. Tarım da bunlardan bir tanesi ama... Mayıs, ne dolaşıyor? Mayıs işlenmiş tarım ürünlerimiz şu anda dolaşıyor ama işlenmemiş gıda tarafında tabii. Bu Mayıs 2015'te başlayan bir süreçti ileriye dönüp ileri aşamaya taşınması noktasında Gümrük Birliği'nin. Ve son açıklamayı da geçen hafta Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek yaptı. Kendisinde de sadece malların serbest dolaşımı değil, hizmetlerin, tarım ürünlerinin ve kamu alımlarının da tamamen Avrupa ile bütünleşik, entegre bir hale gelmesini istiyoruz dedi. Ama tabii burada hemen aklımıza şu soru geliyor o zaman. Tarım sektörü Gümrük Birliği'ne ne kadar hazırlıklı diye. Çünkü Avrupa Birliği'ne üye değiliz, Gümrük Birliği'ne üyeyiz. Bugün Avrupa ile Amerika arasında devam eden bir transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı devam ediyor. Ortaklık TTIP devam ediyor ve eğer nihayete de ererse Gümrük Birliği biraz kritik olmayacak sence? Orada zaten asıl çetrefilli taraf o taraf. Çünkü hali hazırda Trans-Pasifik bu arada ticaret anlaşması da var. Amerika'nın yine diğer tarafta yaptığı anlaşmalar. İşin içine Kanada'sı da var, Asya ülkeleri de var. O yüzden dünyada aslında bir küresel anlamda tarım ticareti de her şey dahil olmak üzere, tarım da buna dahil, değişiyor. Oyuncular biz belirli saflara geliyor ve Türkiye bir tarafta Gümrük Birliği, bir tarafta TTIP. Aslında biraz arada kalacak pozisyona da düşebilir. Bu yüzden bu süreç çok önemli. Çünkü bugün Avrupa ile Amerika arasında dahi TTIP'te tarım tarafına bakarsak genetiği değiştirmiş organizma, işte hayvancılıkta kullanılan hormonlar tarafında Avrupa'nın bir çekimserliği var Amerika'ya karşı. Amerika'nın da Avrupa'ya karşı çekimserliği var. O da Avrupa Birliği'nin coğrafi işaret sistemleri ve menşei adı altındaki konumlandırması nedeniyle bir sorun var. Ve biz Avrupa Birliği'ne üye olmadığımız için ve Gümrük Birliği'nde olduğumuz için Avrupa'nın üçüncü ülkelerle yapacağı serbest ticaret anlaşmalarına otomatikman etkileneceğiz. Bazen bu büyük oranda bu olumsuz da etkilenebiliriz. Çünkü Avrupa'nın yapacağı anlaşmayla o ülkeler Gümrük Birliği'nden dolayı bize de mal satabilecek. Ama biz Avrupa Birliği'ne üye olmadığımız için o ülkelere satamayacağız ve burada bir sıkıntı yaşanabilir. Böyle bir risk var. Gümrük Birliği'nin tarım sektörüne ilerleyen aşamalarda nasıl bir yansıması olur dersek, üretici ve tüketici tarafında kısmi olarak bir kısmı belki mutlu edecek, bir kısmı mutlu etmeyecek. Çünkü bizim eksiklerimiz var. Burada belki de soruyu şöyle sormamız gerekiyor. Türkiye ev ödevini ne kadar yapıyor tarım tarafında diye. Çünkü Avrupa'da bir ortak tarım politikası söz konusu. Burada küçük üreticiyi, çiftçiyi, genç çiftçiyi kırsalda tutma, tarımdaki büyük şirketleri desteklemekten çok küçükleri destekleme politikası uygulanıyor ki bu doğru bir politika. Geçtiğimiz yılda yine aile çiftçiliğini konuştuk. Hı hı. Birleşmiş Milletler'de kırsaldan kentin önüne geçmek ve tarım tarafında gıda güvenliğini sağlamak için küçük üreticilerin korunması noktasında Avrupa bu ödevini yapmış ve uyguluyor. Biz hala bu noktada biraz eksiklerimiz var. Aynı zamanda dağınık bir yapımız var tarımda organize olma noktasında. Arazilerimizin parçalı olması, sulamadaki yetersizlik, kırsal kalkınma ve işletmelere ait tarımsal istatistiklerdeki yine eksikler ve yanlışlar, bunların hepsi aslında o ilerleme raporunda da önümüze geliyordu. Yine gelecek. İşte bu noktada biraz daha ev ödevine iyi çalışmamız gerekiyor ki bu süreci iyi bir şekilde entegre olarak tamamlayabilmek açısından. Yoksa hoca bana taktığıyla olmuyor. Biz ödevi yapacağız da. Olmuyor. Sürekli hoca bize takıyor. O iş olmuyor. İthalat ihracat tarafından biraz da hikayeye yaklaşmakta herhalde fayda var. Orada dezavantajlı olduğumuz noktalar da var. Avantajlı olduğumuz noktalar da var. Pazarı bir miktar genişletmeye çalışıyoruz. Çeşitlendirmeye çalışıyoruz. O tarafta hikaye ne? Şimdi tarım ürünlerinin Gümrük Birliği'ni kapsayacak şekilde modernize edilmesi durumunda üye ülkelerden Türkiye'ye hayvansal ürün ihracatın artacağı beklentisi var. Zaten halihazırda biliyorsun Türkiye özellikle kırmızı et tarafında hep konuşuyoruz gıda enflasyonu ve yüksek fiyatları. Canlı hayvan ve kırmızı et, dondurulmuş et ithalatı yapıyoruz ve bu süreçte hayvancılık tarafında maalesef diyorum çünkü biz aslında ithal edecek konumda olan bir ülke olmamamız gerekiyor. Bunu konuşmamamız gerekiyor ki hayvancılık sektöründe yeterli düzeyde olmadığımız için ithalat
etme durumumuz da daha fazla olacak bu mevcut konjonktürde. Yine aynı şekilde buğday tarafında zaten ithal ediyoruz ve gümrük birliğinin ilerleyen aşamasında eğer müzakereler beklenen şekilde giderse o tarafta da yine ithalatımızın artması bekleniyor. Süt ve süt ürünleri tarafında yine Türkiye'nin ithalatının artması bekleniyor ki Avrupa Birliği hatırlayacaksın 31 yıllardan sonra Nisan ayında geçtiğimiz Nisan ayında sütte üretim kotasını kaldırdı. Artık daha fazla üretim yapıyorlar ve bunu bir yerlere satmak zorundalar. Türkiye'de bu noktada bir pazar niteliğinde. Avantaj tarafına gelirsek yaş meyve sebze. Şu anda Rusya'da kriz var, Irak'ta kriz var. Bu taraflara göndermede sorun yaşıyoruz ama Türkiye'nin yaş meyve sebze tarafında bir avantajı olduğu gümrük birliği noktasında öne çıkan bir başlık. Diğer taraf zeytinyağı tarafında, fındık tarafında bu tür ürünlerde. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Tıpkı diğer ülkelere gönderdiğimiz gibi aflatoksin ve tarım ilaçlarındaki sıkıntı burada önümüze çıkabilir. O yüzden yine dönüp dolaşıp ev ödevine bakmamız gerekiyor. Üretimi daha sağlıklı ve daha kaliteli, verimli bir şekilde yapmamız gerekiyor ki bu süreçten Türk üreticisi de tüketicisi de karlı çıksın. Şimdi aslında yaş meyve sebze deyince konuşacak çok taraf var orada. Rusya'ya gitmeyecek olan ürünler ne olacak? O tarafı konuşmak lazım. Biz onları acaba başka pazarları bulup onlara ihraç edebilir miyiz? Onu konuşmak lazım. Ülke içerisinde daha ucuza biz acaba tüketebilir miyiz? O da popüler konu. Onu da belki ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Ekrana da getiririz. Hazır Rusya demişken sana teşekkür edeyim. Ersin Özince ile bir röportaj yapmıştık. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince.